Bihter, hoş geldin. İyiyim ben de. Seans sonu yine üzdüler bizi. İyiyim, sen nasılsın? Ama iyiyim. Değil mi? Artık yüz ifadenden, ses tonundan anlıyorum moralinin nasıl Yeşilse olduğunu. gülüyoruz, kırmızıysa üzgün. O yüzden Ya tamam. üzüyorlar, Ben üzüyorlar. anladım. Gerçekten üzüyorlar. Yatırımcıyı da üzüyorlar aslında Evet. bakarsan böyle. Evet, zaten sen gelmeden önce de yorumlar başladı. Ben şöyle her zaman yaptığımız gibi klasik piyasadaki son rakamları söyleyeyim. Ne olmuş, ne bitmiş. Sonrasında zaten şimdiden hisseler gelmeye başladı. Sektörler soruldu. Bolca hisse konuşalım. Dolar 19 lirayı artık geçti. Hatta 19 liranın üzerine çıktı da son dakikalarda baktığımda 19 liradaydı. Euro 20-22'de, parite 1.06'ya geriledi. Ons altında ciddi yükseliş söz konusu. 1960 dolardaydı en son baktığımda. Brent petrolü 72 dolarda, Borsa İstanbul senin de söylediğin gibi yaklaşık %2'lik bir düşüşle kapattı günü. 1.78 negatifte kapattı. 5.136'dan tamamladı Ya günü diyorum. Genel olarak piyasa şöyle, için ne söylersin Bihter? aslına bakarsan Ocak ayında başladı bu süreç. Yani biz çok güzel bir Ocak ayına başlamışken ilk anlamsız satış darbesine oradaydık. Sonra tam toparlanıyoruz, eski hacmine gücüne kavuşuyor derken o pazar gecesi deprem oldu ve çok kötü bir haftaya uyandık. Deprem etkileri tam geçiyor derken işte biraz varlık fonunun desteğiyle de yani piyasanın biraz toparlama şey varken bu sefer seçim belirsizliği, Amerika'daki bankanın batışı, yurt dışının panik havası zaten tedirgin olan borsayı artık daha da tedirgin hale getiriyor. Yani evet biz seçim dönemine kadar bir hani rally olabilir diye bekliyorduk. Hani belki bir rally olmasa bile hani ara ara böyle alışlar, satışlar biraz daha pozitif bir havayla geçer diye düşünüyorduk. Ama dediğim gibi yani tam bir yerinin yaraları sarılıyor derken başka bir taraftan gelen darbeyle yine sarsılıyoruz. Dediğim gibi tam hani depremin yaraları sarıldı işte biraz fonlarının yaptığı alışlar işte varlık fonunun devreye girmesi vesaire tam işte güce kavuşuyoruz yani biraz yaralar sarılıyor derken bu sefer Amerika'daki bankanın batışı. Şimdi evet açıklamalar geliyor, Credit Suisse çıktı işte hani bizim bir riskimiz yok. Biz önlemlerimizi çok daha önceden almıştık gibi açıklamalar yaptık. Gerçi Credit Suisse'in hani yıllardır olan durumu da belli aslında. İşte İsviçre ona keza bazı açıklamalarda bulundu. Fakat yurt dışı orada tedirgin. Yani bu acaba bir finansal, küresel finansal krize sebep olur mu diye. Orası dalgalı. Oradaki zaten burada bir seçim belirsizliği var. Oradaki dalgalanmayla daha da kırılgan hale geliyor. Tabii ki ama hani bu biraz şu tat kaçırıyor. Yani siz artı başlıyorsunuz güne. %1, %2 artı başlıyorsunuz. Anlamsız bir şekilde %2 eksi kapatıyorsunuz. Yani endeksin gün içinde %4 oynaması çok ciddi bir haber akışı olmadığı müddetçe mantıklı değil. Artık bu tabii ki hareketler yatırımcıyı, küçük yatırımcıya çok üzer oldu. Borsaya olan güven ister istemez sarsılıyor. Nedeni ne denildiğinde tamamen kırılganlık. Tamamen şu an belirsizlik ortamı. Çünkü borsanın yani finansal piyasanın, sermaye piyasanın en sevmediği şey belirsizliktir. Şu anki durumda tamamen belirsizlik. En ufak bir haber akışı normalde güçlüyken borsa belki çok hafif bir satışa sebep olacakken çok ciddi hareketlere, sert hareketlere sebep oluyor. Tahtalar da hacimli ve dolu değil. Yani endeks kağıtları bile yeterli derinlikte şu anda değil. Biraz daha sığ kalabildiği için satış geldiği zaman çok daha sert eksiler, sert satışlar, hızlı eksiler görüyoruz. Geçelim, geçelim. Hisseler gelmeye başladı Bihter. Geçeyim mi ben hisselere direkt? Bakalım, evet 2 gündür tavan tavan Tamam, gidiyor. geçiyorum direkt. Astor var. Herkesin merak konusu şu anda.
Ya tabii ben her zaman şey söylüyorum. Evet, şirket bu arada güçlü bir şirket. Lakin ben hep şeyi savunurum. Ne tavan tavanı severim, ne taban tabanı. Ben her zaman için orta vadeyi öneririm bir şirkette. Ve hani sert hareketlerle değil de biraz daha sakin hareket eden. Şirketin halka arzından itibaren aslında şirketin güçlü bir duruşu vardı. 15'inde şirkete 3 tane sözleşme ile ilgili kap gelmişti. Şirketi takip edenler bilir, yaptığı anlaşmalarla ilgili 3 adet sözleşmeyi bildirmişti. Bunlardan bir tanesi de Kontrolmatik'le imzaladığı anlaşmaydı. Diğer ikisi yurt dışında iki şirketle, biri İspanya'da, diğeri Irak'ta olan iki şirketle yaptığı anlaşmaydı. O anlaşmadan sonra, açıkladığı o anlaşmadan sonra tabii şirket 2 gün tavan tavan hareketini yaptı. Buralardan sonra hani buralarda almak mantıklı mı derseniz ben biraz sakinleşmesini beklerim. Çünkü bu harekete göre de yo, rica ederim. Yani aşağıda bir gap bırakmış. Sasalar. Ha, Tam çok yerinde pardon. söyleyeyim. 59'larda bir gap bırakmış. Hani bu kadar sert hareketlerde o gapi kapatmak isteyebilir kağıt. Ya evet, Ne bayağıdır zamandır sorulmuyor? konuşmuyorduk. Merak ediyorum ben de. İşte o Ocak Değil mi? ayında, Konuşmuyorduk Ocak ne mıydı, Aralık zamandır? mıydı? O sert düşüşlerden sonra işte şirketten gelen açıklama. Orada biraz yatırımcılar geri çekilmişti Sasa'dan. Şimdi işte bedelsiz beklentisi var Sasa'da. Biraz ondan dolayı tekrar ön plana çıktı Sasa. Sasa'da da şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında grafiksel olarak Sasa'da bir sıkışma var. Yani piyasada olumlu bir hava ya da bedelsiz açıklaması halinde buradaki seviyelerini kırıp tekrar 120'lere hareket edebilir Sasa. Ama şu an piyasa çok kırılgan olduğu için yani burada da temkinli olmak lazım. Çünkü 110'ların altına gelirse de bu sefer satış hızlanır. Yani şu an aslında tam destek seviyelerinde Sasa. Burada tamamen haber akışları aslında biraz Sasa'nın yönünü belirleyecektir diye düşünüyorum. Evet, bugün o da Peki. aslında güne Ki Ereğli çok satışla sorulmuş. başlayan Epeyce bir izleyicimiz hisselerden de yazmış. Ereğli. Ya ben aslında sektör yorumlarken de söylemiştim Ereğli'ye. Bir müddet daha ben çok demir çelik hisselerine yaklaşmayı, yani biraz daha seyirci olalım diyorum orada. Çünkü dediğim gibi yani Rusya-Ukrayna tarafındaki gerginlik hala devam ediyor. Tabii ki bu demir çelik maliyetlerini etkiliyor. Oradaki fiyat yükselişleri maliyetleri etkiliyor. Dolayısıyla demir çelik tarafı tedirgin oluyor. Yani daha kırılgan oluyor. Zaten piyasa kırılgan. Orada bir demir çelik fiyatlarına bağlı olan bir şirket var. Dolayısıyla bir süre daha hani orada nötr kalmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Ereğli de şu an aslında 38 kritik bir yer. Baktığımızda 180 günlük bir ortalama var burada. Şu an tam kritik yerde Ereğli. Pazartesi artı açarsak ve Ereğli bu artıya dahil olursa evet hani buralardan döndü diyebiliriz ama 38'in altına sarkması durumunda burada da satış baskısı hızlanabilir Ereğli'de. Kerem Bey, az sonra ilk yorumlanan listeydi. Bu arada ben bütün yayınları kaydediyorum zaten. Bir izleyicimiz yazmış. Bütün yayınlar kaydoluyor. Hatta ertesi günde YouTube Ha, kanalımızda oluyor. O Petkim'e yüzden geçeyim. herhalde siz izleyebilirsiniz. Petkim var. Aslında şu an hem endeks bazlı hem bu endeks bazlı yani endekste etkisi yüksek olan kağıtlara baktığınızda hepsi neredeyse 180 günlük ortalamalarına yakın yerlerde kapatmışlar. Yani bu aslında pazartesi buradan dönüş piyasa için olumlu olabilir. Onu söyleyeyim. Buradan bir tepki gelirse. Çünkü tam tepki yeri aslında bu. Yine Petkim için de öyle aslında. Tam tepkinin gelmesi gereken yerler burası. Buradan alış tepkisi gelmesi durumunda Petkim yine 16'ların üstüne atabilir aslında. Ama
Tamamen dediğin gibi endeksin bir pozitif algıya dönmesi gerekiyor. Eğer 15'in altına sarkarsa o da yine 14-30 seviyelerine kadar geri çekilebilir. Aslında Türk Hava Yolları bu Peki, değildi. Türk Hava Yolları var. Yani baktığınızda şirketin temel analizine baktığınızda şirketin temel analizinde hiçbir bozulma yok. Aksine 2022'yi 47 milyar karla kapatmış bir şirket. Yolcu rakamları bir önceki yıla göre Şubat'a da baktınız, Ocak Şubat'a baktığınızda gayet iyi gidiyor. Bir önceki yılın üstünde yani üçüncü bu ilk sene 2023'ün ilk çeyrek bilançosu da yine pozitif gelebilir gibi gözüküyor. Ama endekste dediğim gibi yani genel bir satış geldiğinde tabii ki endeks kağıtları da maalesef çok güçlü duramıyor. Türk Hava Yolları'nın baktığımızda asıl desteği 125-50'lerde. Yani 125 satış devam ederse 125-50'lere kadar geri çekilebilir. 125-50'ler onun önemli bir desteği. Oradan tepki gelirse tekrar 130'un üstüne atabilir. 130'un eğer 130'un üstünde kalıcılık sağlarsa da tekrar Türk Hava Yolları için 135'leri konuşabiliriz. Hemen bakalım. Peki, bizim çok da konuşmadığımız bir hisse Vertu var. Arada bu akşam 21'de Info Yatırım'ın YouTube kanalında da Sertaç'la birlikte olacağız. Sertaç Ekeke ile birlikte olacağız. Yine bolca hisse bakacağız yani. Biz Sertaç Bey'le de böyle 40 Sertaç'ın hisse falan yayınına ben de katılacağım. bakıyoruz. Sertaç'ı Yayınlarda izlemeyi çok herkesi orada seviyorum. bekliyorum. Tabii tüm yayın yapan arkadaşlarımı izlemeyi seviyorum. Süper. Harika, tamam. Sertaç'ı torpil geçiyor olabilirim. Zaten ben bunu her söylediğimde ben bunu her söyledim. Mesela Hüseyin Aksekişe diyor, akşam ben de yayında olacağım, ben de Kesinlikle. izleyeceğim diyor. İsmail Bey diyor ki, ben de yayında olacağım. Şimdi Hepimiz birbirimizin yayınını da Vertu'da izliyoruz. şöyle bir şey söyleyeceğim. Vertu muhtemelen bu 32.90'daki gapini kapatmak isteyebilir. Dolayısıyla hani almayı düşünüyorsa bir önce 32.90'lardaki gapine kadar izlemesine yani oraya kadar bir geri çekilmeye beklemeyi düşünebilir soran arkadaşımız kimse. Onun öncesinde ben burada hani dediğim gibi biraz da satış dalgası bekleyebilirim. Oradaki gapi kapatmak isteyecek gibi duruyor şirketin grafiğine baktığımızda. Peki, Tüpraş'ı Yani çok gördüm, Bihter. aslında çok güzel temettüsünü açıklamış. Yani güçlü, finansalları güçlü, rekor bilanço açıklamış. Çok güçlü bir şirket. Ama dediğim gibi yani şu an endeksin üzerinde genel bir baskı olduğu için Tüpraş da tamamen bunun etkisinde kalıyor. Yoksa baktığınızda bugün artıydı Tüpraş'ta. 581'lere kadar çıktı. Tüpraş da yine dediğim gibi aslında önemli bir destek seviyesinde. Şu an 555'ler bunun önemli bir destek seviyesi. Desteğin üstünde kapatmış Tüpraş baktığınızda. Buradan pazartesi bir tepki alışı gelirse tekrar Tüpraş'ı 570'lerin üzerinde görebiliriz. 570'lerin üzerinde kaldığı müddetçe de oradan güçlü haline devam eder. Ama burası aslında baktığınızda pazartesi endekste yani 5100'lerde önemli bir desteğini de kapattı 5136'da. 5100 endeks için önemli bir seviye. Buranın üstünde kapatır yani bir tepki alımı gelirse kağıtlar tekrar toparlanmaya başlayacaktır. Tüpraş'ta dediğim gibi önemli bir desteğin üzerinde kapatmış. Buradan tepki alımı gelirse 570'lerin üzerine hızlı toparlar. Türkçe'de şöyle söyleyeceğim. Peki, Bir Türksel sizinle var. yaptığımız yayında sektör yorumlarken de söylemiştim. Evet, telekomünikasyon sektörü genel olarak aslında işte tarifelerini yıllık olarak yaptığı için enflasyona göre revize yaptı. İlk çeyrek bilançolarında belki pozitif gelebilir. Ancak ben yine telekomünikasyona biraz daha en azından ilk çeyrek için nötr kalma taraftarıyım. Biraz daha izleme taraftarında olurdum. En azından dediğim gibi ilk çeyrek bilançoyu atlatana kadar. Tüpraş da yine 80 günlük ortalamasında kapatmış aslında. Bu da Türksel için de önemli bir destek.
Eğer ki 31.90'ın altına sarkarsa 29.90'lara kadar hızlı gelebilir. 29.90, 30 seviyelerine kadar hızlı gelebilir. O da buradan eğer pazartesi endekse bir Peki. tepki alımı gelirse o da hızlı yukarı atak yapabilir, hızlı toparlanabilir ve 33'leri üzerinde kapatabilir. Yine Yani çok şişe de sorunlu. dediğim Şişe gibi cam aslında benim var. çok sevdiğim şirketlerdendir. Harika bir bilanço açıklamıştı. Şirketin yaptığı anlaşmalar var. Yani baktığınızda şişe, yani şişe cam Avrupa'nın en büyük cam üreticisi. Avrupa'da Amerika'da üçüncü en büyük cam üreticisi. 2023 içinde aslında mimari cam sektöründe deprem bölgesinde yaşanan o tatsız durum için yani 2023'te de mimari cam tarafında öne çıkacağını düşünüyorduk. Kimyasallar segmentinde de yine aslında çok başarılı işleri var. Yani şişe baktığınızda temel analizinde yine çok güçlü olan bir şirket. Ama tabii ki gelelim yine konu hep aynı yere bağlanıyor. Endeksteki bu kırılganlık onu da etkiliyor. Şişe cam için de yine aslında buralar, bir de aynı zamanda şişe camda geri alım var biliyorsunuz şirketin açıkladığı. Şişe cam için de yine buraları önemli destek seviyesi. Piyasaya endeksi ilk tepki alımı geldiği an şişe cam çok hızlı 47 40'ların üzerine atacaktır. Şu anki tek kırılganlık dediğim gibi endeks piyasada olan tedirginlik. Şirketin temel bazlı herhangi bir sıkıntısı yok diyebiliriz. Peki, bu arada yayın başında az sonra Hemen Sasa'yı geçeyim. konuştuk. Onu yazan arkadaşlar için söylüyorum. TÜMOSAN var Bihter. Yani şöyle grafikte aşağı yönlü bir baskılanma var TÜMOSAN'da. Muhtemelen TÜMOSAN önce bir 49.90 seviyelerine değmek isteyecektir. 49.90 seviyelerine değdikten sonra orası onun önemli bir yeri. Orada tepki gelebilir TÜMOSAN'a. Tabii ki piyasa koşulları, o zamanın piyasa koşulları da çok önemli. Ama dediğim gibi bir satış baskısı var kağıdın üzerinde. Muhtemelen 49.90'lara bir değmek isteyecektir fiyat. Ford Otosan var. Bütün Hemen hisseleri geçeyim. sordunuz. Bir tek Ford'u Aslında ben sormadınız otomotiv demişler. sektörünü, hani sektör Soralım. olarak da değinmiş olayım, beğeniyordum. Ford'da hatta beğendiğim hisselerdendi. Dediğim gibi tamamen aslında şu an endeks baskısıyla, özellikle bugünkü kapanışta gelen bu sert satışla, eşleşmede gelen sert satışla biraz eksiye geçti. Buralarda biraz aslında Ford dip yapmaya çalışıyor diyebilirim. 570 seviyelerinde dip yapmaya çalışıyor. Buraların üstünde kaldığı müddetçe biraz yatay hareket edebilir. Ama şirkette şu an hani güçlü duruyor. Grafikte güçlü duruyor diyebiliriz 570'lerde. 570'in üzerinde kaldığı müddetçe. Peki. Amin. Dizi Hanım, her ikinizin de emeğine Amin. sağlık. Hayat gönlünüze göre aksın. Amin. Bence çok Geçeyim ihtiyacımız var. hemen. Gerçekten öyle. Teşekkür ederiz hepimizin. Zoren var. Zoran bir müddet satış baskısı yedikten sonra kendisine buralarda aslında biraz yataya geçmeye çalışıyor. Yani bir satış baskısı yemiş, sonrasında tekrar toparlanma hareketi göstermiş ama bu Mart ayındaki tekrar gelen satış dalgası ile beraber o da etkilenmiş. Muhtemelen 5'in üzerine atarsa tekrar toparlanabilir Zoran ama buralarda yani yatay bir bant oluşturmaya çalışıyor. Eğer o yatay bandı oluşturamazsa geleceği seviyeler 4 40'lar olur ilk etapta. Aşağıda 4.40'lar diyebiliriz. 5'in üstüne atarsa da tekrar 5.50'lere doğru hareket edebilir diyebiliriz. Geçelim. Peki son birkaç hisse daha alalım. İpek var. Ya aslında bu koza
Kozal, İpek grubu biraz daha Bu arada endeksten Türkiye oyunlarını da bağımsız konuştuk. hareket ediyorlar. İpek grubu da baktığımızda işte bu Ocak ayından itibaren sert satış yiyen hisselerden. İpek grubunun aslında yani İpek'e baktığımızda grafiksel olarak dip seviyeler 27-50'ler gibi gözüküyor. Sanki bir 27-50'leri test edip oradan dönebilir. Çünkü burada da satış baskısı gelmiş, sonrasında bir toparlanmaya buralarda bir kanal oluşturmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi önce bir 27 80'lere değmek isteyebilir. Hektaş'a da geçeyim. Benim çok sevdiğim bir Peki. hissedir Hektaş var. Hektaş. Yaptığı yatırımlar, şirketin duruşu, yaptığı yatırımlar olsun, büyüme projeleri olsun. Çok sevdiğim bir hisse. Aynı zamanda her sene bedelli bedelsiz böyle bölünerek gittiği için biraz daha kenara al biriktir hissesi gibidir. Ama maalesef o da o aslında Kasım ayında böyle biraz tavan tavan hareketlere maruz kalınca biraz bir yatay banda girdi. Şu an aslında baktığınızda Hektaş'ın burası yine diğer endeks hisselerinde olduğu gibi 180 günlük ortalamalarına geliyor ve dip seviyesi. Yani buralardan tepki gelmesi gerekiyor artık Hektaş'a da. Buradan tepki gelmesi durumunda tekrar 32 40'ların üstüne atabilir. 32 40 32 50'lerin üstüne atabilir. Oradan da zaten 32 50'lerin üzerinde kalıcılık sağlarsa yine 36 38 bandında oturabilir. Ama dediğim gibi şirketin baktığınızda bilançosunda ya da şirketin temel analizinde herhangi bir problem yok. Sadece şu an endeks sebebiyle biraz o da baskılanıyor. Sonuçta BIST 30 hissesi. Duran Bey demiş ki Bihter Hanım Hektaş listeye alındı. Teşekkür ederim demiş. Biliyorsun değil mi? Bihter, bizim izleyicilerimiz kağıt kalem izliyorlar bize. Hakikaten ama kağıt kalem yani. Yazıyorlar mesela, bir sonraki hafta şey olacak. Bak ben Ki sana söyleyeceğim yayın düştü. yaptığımızda. Bihter Hanım Hektaş aldı İnşallah ama işte 33'lerde farkları yalıt konuşuyor bugünkü oluruz. için böyle oldu diye. Abi. İsmail Bey. İnşallah. Maviye de geçeyim. Hemen Aslında bakıyorum hangi hisse perakendecilik vardı. sektörünü ben Mavi genel var. olarak iyi bekliyordum. Mavi de güçlü duran şirketlerdendi. Nitekim o da aslında baktığınızda Ocak'taki bu satışla biraz darbeydi ama Mavi toparlamaya çalışıyor. Tahtası da güçlü duruyor Mavi'nin. Nitekim bugünkü eksi endekste %1 artı kapattı şirket. Mavi eğer 120'lerin üzerine atabilirse ve burada kapanış yaparsa tekrar 130'lara doğru hareket edecektir. Ama önce bir 120'nin üzerine yerleşip orada biraz kalıcılık sağlaması gerekiyor Mavi'nin. Peki. Şimdi aynı arkadaşımız demiş ki Bihter'in Evet, beğendiği hisseleri konuştuk. söyleyecek demiş Belki ama daha kapanışta birkaç bir gün tane hisse söylerim. konuştuk değil mi? Tamam. O zaman son hisse olarak Aselsan'a bakalım. Ben de beğendiğim hisseyi Aselsan sorayım. aslında hep söylüyorum da dördüncü çeyrek bilanço kağıdıdır. Bilançosu da gayet iyi geldi. Ben Aselsan'ı çok beğeniyorum. Aselsan'ın dibi aslında 55'ler. Yine bugünkü satışa göre de Aselsan %2 artı kapattı. Aselsan yatırımcısı için ben güzel günler yakındır diye düşünüyorum. Endeksteki toparlanmayla beraber Aselsan da buna katılırsa 60'ların üzeri yakın gibi gözüküyor Aselsan'da. Dediğim gibi grafik buralarda biraz yatayını tamamlamış, yukarı gitme isteği var. Bugünkü endeks satışına rağmen de %2 artı kapatmış bir Aselsan var. Önümüzdeki günlerde endeksin pozitif olmasıyla beraber Aselsan da 60'ların üzerine atabilir. Peki. O zaman Evet, artık baktım kısa 16 hisse zamana konuşmuşuz. Aslında güzel çok da hisseler fazla sığdırmışız. hisse konuşmuşuz. 25 dakikadır. Evet. Lütfen akşam bu hisseleri sormayın. Çünkü Bihter'in yayınını izleyin diyeceğim ben size. Ya da YouTube'dan, yarın YouTube'dan izleyin diyeceğim. O yüzden lütfen akşam bu Beğeniyorum. hisseleri Bugün de yüzde sormayın iki sadece. artı O beğendiğin kapattı. hisseyi sorayım o Şirketin zaman. bilançosu gerçekten çok güzeldi.
Uzun zaman dönemdir aslında çok parlak bilanço açıklamayan bir şirket için güzel bir bilançoydu. Aynı zamanda şirketin sendikasyon kredisi de bence şirkete pozitif etki yapacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ülkede söylemiş olayım.